Arkadaşlar herkese yeniden merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil Village'ın yeni DLC'si ile tekrar birlikteyiz. Çok güzel bir seriydi abi Resident Evil Village. Kesinlikle yani Resident Evil oyunlarında son iki oyunu baz alacak olursak işte Biohazard ve Village. Ben gerçekten büyük keyif almıştım Village'ı oynarken ve umarım siz de izlerken benimle zamanında aynı keyfi almışsınızdır diye düşünüyorum. Bu sefer de tabii ki biliyorsunuz Rose yani Ethan Winters'ın kızını canlandırdığımız bir devam oyunu, bir ek paket, bir genişleme paketi gibi düşünebilirsiniz. Resident Evil Village Winters Expansion'ı. Bakalım kızının yani Rose'un başına neler geliyor. Bir önceki, ya daha doğrusu ana hikayeyi, şöyle ana hatlarıyla ben de çok fazla açıkçası hatırlayamıyorum ama en son hatırlayacaksanız bu arada ilk oyunla alakalı bir spoiler veriyor olacağım. Henüz ilk oyunu izlemediyseniz buradan sonrasını dinlemeyin lütfen. İlk oyunun sonunda hatırlıyorsanız biz 7. oyunda öldüğümüz ortaya çıkmıştı. Orada böyle küf olmaya başladık. Sonra hatta işte şeyin adını hatırlayamıyorum biliyor musunuz? Vampir kadının adını hatırlayamıyorum. Neyse o kadın bizim tadımıza baktı falan filan. Hatta dedi işte tadın çürümeye başlamış falan filan. Biz orada öldüğümüzü anladık. Daha sonradan küf olarak oyuna devam ettiğimizi fark ettik. Resident Evil Village'da zaten en son kızımızı kurtardık fakat biz de daha fazla uzaklaşamadık küfün doğduğu yerden. Peki, isterseniz hızlı bir şekilde DLC'ye de giriş yapalım buradan. Shadow of Rose yani Rose'un Gölgesi adlı ek paketimize hep beraber giriş yapıyoruz. Yes please, new game. Evet, casual, standard, hardcore, standarttan devam edelim çünkü gerek yok abi, sunum yapıyoruz. Keyifli olsun. Ben normal şartlarda zaten Hard'ın da zorunu oynayabilirim. Fakat gerek yok. Evet, çok iyi gözüküyor. Gençler şimdiden iyi seyirler. Hey. Sorry I'm late. It's okay. I'm just enjoying the day. You said you had something important to tell me. I hope it's not about Chris. Bana söyleyecek önemli bir şey mi var? Umarım Chris'in bu operasyonla ilgili uyarısı değildir. Ve buna bunu gerçekleşmeyeceğini ona zaten söyledim. Ama hani ne kadar önem verdiğini bana biliyorum. Bu konuyla ilgili değil. Asıl seninle alakalı bu söyleyeceklerim. Senin için endişeleniyorum. Okul nasıl gidiyor? Gerçekten mi? Gerçekten bunu mu konuşmak istiyorsun? Kız çok güzel bu arada. Sana kavga ediyor musunuz? Kızlar sana şey yapıyor mu? Hani uyuzluk yapıyorlar mı? Okulda bulliliyorlar mı seni? Bana bak, ben deli değilim. Çılgın değilim. Biliyorsun, sırf bu yüzden herkesle mesafeliyim. Benim olduğumu bilselerdi. Konuşabileceğin bir arkadaşın yok mu? About what? Ne hakkında konuşacağım arkadaşım? Ben some kind of horrendous monster? İnsan bile değilim ya. Büyük bir canavar olduğum konusunda mı onlarla konuşayım? Hey, it's okay. I hardly ever murder my friends. Ama arkadaşlarımı en azından öldürmüyorum. Bekle, ya orada bir yol olsaydı güçlerinden kurtulmanın? I'd get rid of them in a heartbeat. Göz açıp kapayıncaya kadar onlardan kurtulurdum. Right, well, I think there's something I need to show you. Pekala, o zaman sana göstermek istediğim bir şey var. Oha! You already know about Miranda and the mutamycete. Miranda ve mutamycete obsessively and perform experiments on human subjects. Aynen, insan üzerinde deney yapan Miranda'yı hatırlıyorsun değil mi diyorsun benim gibi? Aynen öyle. What you don't know is that we recently found some of her research. Geçenlerde onun araştırmasıyla alakalı bir şeyler bulduk. Saflaştırıcı bir kristal keşfetmiş. Ev sahibinden mutamycete'i kaldıran, yani küfü kaldıran. Gücünü azaltabilir veya güçlerine tamamen seni kurtarabiliriz. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Fakat notları tamamlanmamış. Ama sanırım araştırmasının geri kalanlarını bulacağımızı biliyorum. Tamam, bulalım. Nerede o zaman? Çabuk söyle. İşte orada. Megamycete'in küçük bir bölümü. Yakın bir yerde ölen insanların hafızalarındaki şeylere gelebiliyor. Ve Miranda her şeyi bildiği için onun yanında öldü. Eğer onun bilincine girebilirsen... Bilince girmek ne demek? Derin bağlantıların onun içerisindeki bilgiyi almana sağlayacak, bilgiyi keşfetmeni sağlayacak.
That sounds crazy. Çok çılgınca dostum. Yes. Yes. Yes, Rose, but evet Rose, çılgınca. Ama tehlikeli değil. Think of it just like walking through somebody else's. Bunu sadece başkasının hafızalarında yürüyormuş gibi düşün. Gerçekten işe yarayabilir mi? Ay, bence denemeye değer. Kaybedecek neyim var ki? Evet, güzel gözüküyor. How do I even do this? Bunu nasıl yapacağım? I don't know. Try reaching out to it. Ona ulaşmayı dene. Bakalım ne olacak. Okay. Git böyle dokun diyor sanırım aldığım kadarıyla. Bilmiyorum, ben öyle anladım. Fine. Pekala. What the hell? Aynen, ne kötü olabilir ki abi. Zaten ucubeyiz. Boş ver. Allah'ım, Rose çok garip. Orada olmayan şeyleri görüyor gibi, korkunç. Bizden uzak dur ucube. Onun arkadaş olmayı hayal ettiğini düşün. Kesinlikle normal değil. Aa, elinde bir şey hareket etti onun. Onun nesi var? Aa, arkadaşlarının anıları sanırım. Arkadaşlarının Rose hakkındaki düşündükleri aldım kadarıyla. Güzel. Miranda. Adını hatırlayamadım kadın. Miranda. Evet. Ve Mutamycete. Aynen, onu hatırlamaya çalışıyordum. Küfe verilen adı gençler Mutamycete. Bizim biohazardlara karşımıza çıkan. Oha, hala burada mıyım? Kay. Kay. Where are you? Kay. This isn't right. Şeyler ters. Şeyler ters gidiyor. Ah, kontrol bizde. Gençler, hepiniz hoş geldiniz tekrardan kaldığımız yerden. Resident Evil 8 Village ve Winters Expansion, yani Ethan Winters'ın kızı Rose'u oynadığımız, kızı Rose'u kontrol ettiğimiz ek paketin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Herhangi bir şekilde ekipmanımız yok. Bakalım duvarda ne yazıyormuş. Miranda'nın araştırmaları bir saniye. Diyor ki, Miranda'nın araştırmalarına göre Megamycete'in etrafında ölen insanlar, yani onun etki alanında, Megamycete'in yani küfün etki alanında ölen insanların hafızaları Megamycete'in içerisinde kalıyormuş. Aynı zamanda biliyoruz ki küf ile bir önceki karşılaşmalarımızda onlar tarafından hani kontamine edilen, yani o küfe bulaşan insanlar bir tür böyle bir küf bağlantısıyla birbirlerine bağlanıyorlar diyor. Eğer bir şekilde bunu tersine çevirmeyi başarabilirsek, Megamycete'in bu güçlü etkisini kullanarak bu beyinler arasından, ölen insanların beyinleri arasında, hafızaları arasında bir bağlantı oluşturabiliriz. Ve hani bu teoriyi kullanarak da Megamycete, 16 yıl önce Megamycete'in laboratuvarından alınan örnekleri vesaire, uygun örneklerde kullanarak connection, yani küfle alakalı bir bağlantı oluşturabiliriz diyor. Fakat bunun sonunda bir problem ortaya çıkıyor. Bizim organizasyonumuzun kuralları gereği, bir saniye bir okuyalım öncelikle. Organizasyonumuz küf ile direkt olarak kontağa geçen insanlarla olan teması kesinlikle engeller nitelikte. Dolayısıyla bazı ahlaki kurallar hani anlaşılabilir diyor. Fakat bu bizi bu teoriyi gerçekleştirmemiz konusunda imkansız kılıyor. Çünkü hani ahlaki olarak şeylere dokunamıyorlarmış, yani kural gereği. Bu hani insan beyni, insan bilincini geliştirme ve koruma konusunda ne kadar bir çığır açabileceğimizi bilselerdi çok iyi olurdu. Fakat bu bana acı veriyor ki biz bunu gerçekleştiremiyoruz diyor. Büyük akıllara yeniden ulaşabiliriz diyor. Onun imkanı var elimizde diyor. Veya işte belki de sadece bunun üzerine kırmızı bir bant çekeceğiz ve tamamen kapatacağız. Kesinlikle hiç kimse anılara vesaire ulaşmayacak yazıyor. Peki. Hadi bakalım. Wait. What? Megamycete Resident Evil'ın sonlarında böyle bir yeraltı. Explore your surroundings. Okay. Etrafını araştır. Bu arada oyunda gerçekten Türkçe var mı açıkçası bilmiyorum gençler. Hep beraber sizle beraber bakmak istiyorum şu an. Belki de var, biliyor musunuz? Ben böyle şey yaptım. Voice. Kapalı komple. Oha. Maalesef genç dostlarım. Herhangi bir şekilde Türkçe opsiyonumuz yok gibi gözüküyor. Zaten ilk oyunda da yoktu yani.
HBM ses hala şeyde olduğumuzu söylüyor. İlk oyundaki kasa nereden çıktı abi? İlk oyundaki kalenin dehlizlerinde olduğumuzu söylüyor. Bu arada yerde kan var ve içimden siz buraya ulaşmam gerektiğini söylüyor. Fakat düz de gidebilirim ama hayır, sağdan gideceğim. Alo? Eğer hızlı davranmazsam sıradaki ben olacağım. O kristali almam lazım. Hangi kristali dostum? Bu arada mouse sanki bir tık yavaş gibi TPS modundayken. Bu arada ben TPS modunu istemedim. Ben yine FPS modu oynamak istiyorum. Fakat oyuna girerken bu arada ben o modu çektim. O modu ayarladım daha doğrusu. Hani şeyde oynamak istiyorum dedim. Ha, şu an currently third person. Ben FPS'yi seçtim. Yüksek ihtimalle bu aşamalardan sonra FPS'ye geçecek oyun diye tahmin ediyorum. Çünkü ben abi pek TPS oynamak istemiyorum. Aha, o neymiş lan? Bu akan küf mü, lav mı? Şimdi orası bir yere gidiyor. Bir sol tarafa, sağ tarafa bakalım hemen. Herhangi bir not. Aha, orada bir şey var. Bir dakika. Kime ait olduğunu bilmediğim bir ayakkabı var. Peki. Bu kalenin eskiden vurulan tutsaklarına ait olabilir abi, bilmiyorum. Şimdi Rose'la hikayenin hangi aşamasını yapacağız emin değilim. Yani hikayeye göre tabii ki Ethan Winters öldü. Fakat bir noktada geri gelir mi? Beni çıkar dışarı. Kim o? Orada biri mi var? Burası çok tehlikeli. Ne? Neden tehlikeli? Hang tight. I'm gonna see if I can find a key. Orada bekle bakalım, anahtar bulabilecek miyim? Aa, bir dakika, bu böyle yan hikaye gibi değil biliyor musunuz? Gerçekten anahtar bulmamız gerekiyor bizim. Pekala, bir geri dönsek. Acaba anahtar vesaire bulabilir miyiz? Dikkatli baksak. Çünkü orası bence ilerlediğimiz bir yer. Yani ileri daha gidersek daha fazla bir şey bulabilecekmişiz gibi açıkçası hissetmiyorum ben. Biz zaten buradan geldik. Orası kapalı. Şu odaya bir kez daha bakmak istiyorum gençler. Belki de burada bir yerde anahtar koymuşlardır. Üzerimde olsak bir şey olur mu? Üzerimize geliyor. Pekala. Bunda bir ipucu bulabilir miyiz acaba? Şöyle zoom in falan yapsak. Altında vesaire. Böyle gizli bir bölme. Öyle bir şey yok. Okey. Oranın içi boş. Tamam, sararım. Buradaki işimiz bitti gibi ya. Bir ilerleyelim bakalım abi. So gross. What is this? Bilmiyorum. Küf olabilir. Bekle dostum. Kesinlikle geleceğim yavrum. Bekle. Alo. Oğlum çok şey lan. Çok gergin. Çünkü silahım olmadığı için bir tık kendime. Bu arada çantamız. Aa, çantamız varmış. Harika. İtem vesaire istersek koyabiliyoruz yani çantamıza. Güzel. Evet abi, bak buradaki eşyaların da birçoğunun arkamda kapağında sorun yok. Birçoğunun yapısı falan. Aha, bir dakika, kanca var orada. Ne abi o? Niye böyle bir şey yaptık abi? Aa, sallanan kancayı durdurduk biliyor musunuz gençler? Gerçekten item almadık. İlk defa böyle bir şey görüyorum yani Resident Evil oyunlarında. Bak şu an sallanan kancayı durdurduk ve o kadar abi. Peki. Acaba bir şey etki etmiş midir? Orada bir şey yazıyor. Rose. Allah. That's my name. Evet. Evet. Ben çoğunlukla notları okumak istiyorum gençler. Bilginiz olsun. Sanat yaratmak için bir dakika, to create art. Yani ne demek tam olarak bilmiyorum ama sanatı icra etmek, sanatı yaratmak için tavşanların kürklerini, yani postlarını kullanman lazım. Çürüyüp çürümemeleri hiç önemli değil. Onları birbirine bağla. Ve eğer onları birbirine bağlarsan çok daha canlı gözükürler diyor. Aha. Aa, haritayı hatırladım. Çok güzel. Kırmızıyken hala etrafta lootlanacak eşya var demek. Fakat maviye döndüğünde bütün lootları aldık anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın tam şurası yanılmıyorsam.
Biz nereden geldik bu arada? Bir dakika. Şuraya geçersem yan odaya mı geçmiş oluyorum? Evet. Burası değil. Şurada bakın gizli bir kapı. Kilitli bir kapı var. Gizli değil. Düzeltiyorum. O kapıyı çözmemiz lazım. Ya yani o kapıya ait bir anahtar bulmamız lazım. Şimdi burada bir yerde kesinlikle bir loot var. Henüz toplanmamış. Ya toplamayı atladığımız. O yüzden dip köşeye detaylı bakmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bu tam... Aha! Basma, basma, oraya basma, oradan değil. Geri gideceğiz. Aa. Aa. Rose. What the hell is this stuff? Sağlık. Selkie, harika. Okay. Ben geri koşuyorum abi. Durmaya niyetim yok. Hayır oğlum bir dakika. Aa. Beni durduramaz değil mi bunlar? Harika. Eğer biraz yavaş olursam sanki burası çok fazla hızlı dolacakmış gibi hissediyorum. O yüzden. Aa, burası değil. Şuradan geldik. Sakin ol oğlum. Oo, her yer katmaklamış abi bu kif. Haritayı biliyorum ya, haritayı biliyorum. Hadi, hadi bakalım. Tamam düz gideceğim. İleride solda. Sakin. Sakin artmasın, sorun yok. Burası kapalı mıydı abi? Sakin ol Rose. Evet tam da burası. Geldim. Yes kullan. Kız. Aa bir dakika bak. Üç küçük kız acaba ilk oyundaki şeyler olabilir mi? Aha. Aa o. Dur. İblis seni. Savaş. Savaş. Bir şey yap oğlum. Allah razı olsun. Kim o? Chris mi? Kim o lan? Abi göster, tanırdık ya. Aman Allah'ım bu benim. Tıpkı bensin. Ben de Rose. Memnun oldum. Gitmemiz lazım. Burası çok tehlikeli. Allah Allah, kim acaba ya? Acaba böyle alternatif bir şey mi var? Geçmişle mi olmuş aynı zamanda? Ne bileyim, Rose'un burada yaşadıp büyüdüğü veya Rose'un normal çıkıp normal sivil hayatta. Ah, buradan mı geçti acaba? Oraymış. Acaba normal dünyada yaşadığı bir haliyle bu hali mi karşılaştı şu an anılarında? Oha, burada kapı mı varmış abi? Yardım edeyim mi? Okay. Kaldırmama yardım et. Memnuniyetle abi. Kendime benzeyen bir genç dostum, açık ve net söylüyorum. Bana benzeyen birisi veya aynı ben böyle bir yerde karşılaştıysam kesinlikle %100 güvenirim. Bekle, nereye gidiyorsun? Biz de gidelim abi. Let's go. Kesinlikle güvenirim gençler. Kendimi görsem çabuk bana, hani benle gel. Ben seni kurtaracağım. İlerlememiz lazım. Peşimizdeler vesaire demesine kesinlikle inanırım. Samimi söylüyorum. Onunla en dar yerlere de girerim. Çünkü sonuçta ben kendime güveniyorum. O yüzden... Aa, kurtaralım onu, o da ben. Lan! Kurtarsana! Şşş, ey ablacım, Rose. Her yerde ondan mı var acaba? Oradan gidebiliriz bu arada. Bir tane gördüm. Bir tane orada var. Hay Allah ya, bir tane de burada var. Çok kalabalığız bu arada. Hani küçük bir halı saha şeyi kurabiliriz yani. Bu neymiş? Aa, buraya item gerekiyor. The switch handle, okay. Aa, burayı açmamız gerekiyor. Peki. Burada bekle. Ben hemen geliyorum. Şu ortaya bakalım. Herhangi bir şey var mı? Yok. Okay. Bu arada oyun niye hala şey modunda ya? View mod. Bunu yüksek ihtimalle değiştiremiyoruz gençler. En azından oyun... Bence bu aşamada değiştiremiyoruz oyun. O neymiş? Bir not. O şeyi bulmam lazım. O kolu bulmam lazım. Biraz daha derinlere gitmem gerekiyor. Okay. Oh, bir dakika. Aha, X'e basınca direkt arkamızı dönebiliyormuşuz bu arada. Rastgele keşfettim. Ama gayet mutluyum.
Doğru yoldayız. Ya dostum, biz ufak bir silah olsa, şöyle 4-5 mermi de olsa olur. Bana o değerli zamanı kazandıracak. Küf canavarlar arkamdayken şöyle bir iki el sıkıp onları böyle sendeletip. Ve oğlum hepsi de ben ha. Oha. Ne olmuş, acayip merak ediyorum. Hani bir tane görsek en azından. Allah belanı. Oğlum ya. boşver yavrum, boşver. Geçti artık, geçti. Switch endi, alalım, let's go. Buradan gidebiliriz, bence buradan gideceğiz. Aç kapıyı. Unlock, yes. Sanırım kısa yoldayız, emin değilim. V'ye basacağım, evet. Evet, kendimize kısa yol açmışız, orası değil. Çok tatlı. İlerle abi. Aa! Oğlum burası... Oha buradan... Oh nice. Geldim. Benimki nerede? Lan saldım. Oğlum. Abi. Ya çaksana şunu suratına iki tane. Hadi kalk. Kalk Rose. Rose kalk. Aha. Oha. Silaha gerek yok. Dur dur, çok iyi. Bekle. Onları şey yapma. Silme. Oğlum nereye koşacağım lan? Koş. Tak şunu. Hayır. Wow, 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 wow. Ama açılması lazım. Lan bekle, bekle. Köfte or seni. Hayır. O çok kalabalıklar bu arada. Açılmadı hala, hala açılmadı. Orada da var, çok güzel. Gel dostum. Açıldı. Ben koşuyorum, bay bay. Haha, enayiler. Wow. Durun oğlum, sakin olun. Sakin ol, sakin açma oraya. Hayır, tutmuyorsun beni. Çok kalamam. Aa, burayı biliyorum. Dön arkanı ve savaş Rose. Bunu yapabiliriz. Avuç işlerini göster. Avuç işlerini göster. Oh. Daha iyi oldu. Koş. Devam ediyoruz koşmaya. Hayır. Allah belanı versin seni. Lan çıkmayın lan. Oynaşmayın lan. Deniyorlar. Aha. This way. Aa, teşekkür ederim. Oğlum ne güzel. Merhaba. Ben kaçıyorum. This way. Okay. Oley be. Kurtulduk gibi. Bence buraya gelemezler. Fena. Abi en azından küften kurtulalım ya, gerçekten. Ya ben kaleyi seviyordum abi. İlk oyunda gerçekten kalenin içerisi, kalenin dizaynı, ne bileyim koridorları vesaire bence çok güzel dizayn edilmişti kesinlikle. Ya bir korku oyunundan baksanıza abi, harika gözüküyor ya. Ben kalede her türlü yaratıkla karşılaşmaya hazırım bu arada. Fakat içimden bir ses bu oyunda silah yerine böyle biraz daha fantastik güçlerin devreye gireceğini söylüyor. Ateşli silahlardansa sanki Rose'un böyle büyülü güçlerini veya içerisindeki o şeyi kullanacakmışız gibi hissediyorum. İyi misin? Abi kim konuşuyor bu sefer bizimle ya? What are you? Nesin sen? Düşmanın değilim. Okay. What were those things? O şeyler neydi öyle? What is happening here? Burada ne oluyor? Şimdi burayı terk et. How? Nasıl? What is this? Where am I? Ya Rose, öğreneceğiz, bekle. Hiç merak etme abi. Hala gidebiliyorken hala git. Hala gidebiliyorken git. Şu savaş yerinden kurtulana kadar buradan gitmiyorum. Burada bir kristal var, küfür kurtaracak. O kristali bulmam lazım. Ve o kristali bulana kadar buradan ayrılmayacağım. Çok tehlikeli. Sen kimsin lan? Benim koruyucu meleğim falan mı? Ha? Bodyguard'ın mısın sen benim? Ha? Erkek arkadaşım mısın? Evet. Do you have a name?
Bir dakika, Ethan değil herhalde, değil mi? Gabriel, Michael. Gabriel, Michael, Ethan. Michael mı? Okay. Okay. Michael. What now? Peki Michael şimdi ne olacak? Burası tehlikeli. Hareket et. İlerle. Güzel. Oğlum çok iyi. İçimden bir ses o Michael'ın kesinlikle ve kesinlikle Ethan Winters olduğunu söylüyor. %100 emin değilim. Bilmiyorum neyle karşılaşacağımızı. Kesinlikle öğreneceğiz onun kim olduğunu. Fakat sanırım yakın bir zamanda değil gibi gözüküyor. Bu arada ben şu tekrardan moda bir bakmak istiyorum görüntü moduna. Kamera third person'da kalmış. Belki de biz third person'da oynayacağız bundan sonra. Emin değilim. Fakat benim şeyi biraz hızlandırmam gerekiyor kamerayı. Ufak bir kesme yapıyorum. Evet gençler, görünüşe bakılırsa FPS ayarı yokmuş sanırım. Sadece TPS modunda oynuyor olabiliriz. Winter's Expansion. Çünkü ben hatırlıyorum abi oyunu yeni yükledim DLC için. Fakat yeniden açtım da FPS seçtiğimi %100 hatırlıyorum. Fakat maalesef şey seçeneğimiz yok. Peki. Yeniden hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oo, iki oda varmış burada. Gayet güzel. Şimdi V'ye basalım. Bak burası hatırlıyorum abi. Burası. Şuraya bakar mısınız? Ya, acayip bir ayı postu. Hatırlıyorsunuz değil mi bu odayı abi? Bu odaya kızlar şeyi asmışlardı. Ethan Winters'ı yani babamızı asmışlardı. Ve burada hatta bizim tadımıza bakmıştı abi. Gerçekten. Çok tuhaf bir cümle. Farkındayım fakat. O kadın. Bizim kötü adımıza bakmıştı tam da bu odada. Peki, hadi bakalım ilerleyelim. Alo, Michael. Dük vardı lan, şimdi hatırladım bak. Dük var mı acaba hala? First mate kit. First mate kit. First aid mat. Harika. Çantamızda sadece first aid kit var. Burada bir tanesi ölmüş fakat ölen rozlar... Zavallı şeyler ya, evet. Bu ölen rozlar beni çok fazla korkutmuyor açıkçası arkadaşlar. Çünkü sonuçta... Aha. Sanki canın pahasına koşmalısın diyor. Yani koşarsan ölmezsin gibisinden bir cümle kurdu ve bu cümleyi kuran kimdi? Ben size söyleyeyim mi abi? Dük'tü. Gülmesini hatırladım. Care to make a purchase? O ne lan? Ah! Oğlum Dük ya. Gerçekten iyi. Dük'ü ben seviyorum ya. Dük iyi biri. Dük'e sarıl. Ama kapının aralığından önce bak, girmeden önce. Allah. Aa. Looks like we caught another. Lively now, aren't you? Şimdi you should have put that effort into running. Daha hızlı koşmalıydın. Daha çok koşsaydım daha gerici olabilirdi. Elif'in büyüklüğüne bakar mısınız abi? Bırak beni gideyim ne olur. Görüşe bakılırsa bu küçük tavşanda bazı şeyler eksik. Zavallı. Biraz koşsaydın, koşmaya çaba sarf etseydin kristal senin olabilirdi. O kimse değil abi. Kimse değil. Takip edeceğimiz yeni bir tavşanımız var şu an. Bakalım bu seferki ne kadar hızlı. Onu bulun ve onu avlayın. Oğlum ne alaka lan? Ya lanet olsun ya. Abi çok acayip ya. O ne? Ha, orası eski Dük'ün yeriydi. İyi olan Dük. Hayır. Michael. Soldan gidiyorum. Bay. Allah. Hayır. Hop kaçırdım. Kaçırdım enayi. Ben gidiyorum abi. Aha dışarısı. Oley be. Hayır dışarısı değil. Ya yazıklar olsun. Aha. Tehlikedesin. İhtiyacım var. Silaha. Silah. Tabanca. Evet. Gun. Aynen. Ateşli silah. Evet. Seriously? Gerçekten büyü değil. Silah lazım. Where am I gonna get a gun? Nereden silah bulacağım?
Touch my words. Kelimelerime dokun. Nasıl yani? What, like this? Nasıl yani? Böyle mi? Yes be! Michael! Hoş geldin dostum benim. Nişan al ve ateş et. Memnuniyetle. Ne oldu? Ne oldu? Geberttim. Michael? Michael? Burada bir yerden olur izliyor. Michael? Nice. Bir de bu arada bir yerde şey vardı. Nasıl bir şeyle mili vuruş yapıyorduk acaba? Onu çok net hatırlayamıyorum açıkçası ama. Güzel. İçmem ses bunlar ateş edileceğini söylüyor. Fakat çok az mermim olduğu için ateş etmek değil. Harika abi. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Tam da buna ihtiyacım vardı. Biraz daha burayı zorlasam ne olur? Ya bence buradan gidemiyorum. Okey. Şimdi geri gidebiliriz. Acaba bir kere sıksam mı şuraya ya? Çok istiyorum gençler. Bir kere sıksam mı? Bir kere sıkayım. Çok istiyorum abi. Ya da 9 tane mermim var. Bir tanesi bile çok değerli bence. Sıkmayalım şimdi. Belki geride biraz daha mermi bulabiliriz. Haritamıza göre bu odanın loot'unda zaten. Acaba merak ediyorum. Diğer küçük tavşanı nerede bulacağım? Acquire Purifying Crystal. Oha direkt görevimiz ne biliyor musunuz? Parlayan kristali bul. Ve yanılmıyorsam parlayan kristal direkt sağ... Aynen. Bak. Hatırlıyorum. Cutscene'de anladım parlayan kristalin burada olduğunu. Allah Allah şunlar ne acaba ya? Direkt alabiliyor musun? Evet. Büyük bir kristal soluk mavi bir ışıkla parlıyor. Okey. Burada bir... burada bir puzzle var abi. Evet, okey. Her birinin yüzüne bir şey takacağız ve 3 tane ihtiyacımız var. Bakalım burada ne diyor? Disciples yani böyle işte şeyler. Bu maskelere ihtiyacım var. Disciple bu işte bir şeyin uğruna mücadele veren insanlar kendi maskelerini bekliyor diyorlar. Bronze, gümüş ve altın. Onların şeylere maskeleri ayarlandığında ışık serbest kalacak yazıyor. Bu gayet güzel. Pekala onların maskeleri ayarlandığında ışık serbest kalacak. Alright. Peki genç dostlarım burası ilk bölümümüzün sonu olsun. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden Resident Evil Village Expansion Pack'ine, Winter's Expansion'a devam ediyor olacağız. O zaman kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.